Merhaba sevgili dostlarım. Evet, yine bir orkidemiz var. Yine sıkıntılı görünüyor. Atacaklarmış bana, şansımı deneyeyim diye verdiler. Zavallı orkide, evet. Birincisi, yapraklar dehidrasyona uğramış. Bu demektir ki çok susuz kalmış. Su verilse bile bu orkide saksıdan artık su alamaz. Çünkü bütün kökleri hava ve su nem al ışık alabilmek için dışarı çıkarmış ve yaşlıca bir orkide. Dikkat edecek olursanız kök uzamış, uzamış, uzamış ve muhtemelen toprağın içindeki hiçbir kök canlı değildir. Bu yaşça da büyük bir orkide olduğunu gösteriyor. Öncelikle ben hiçbir şey yapmadan şu kökleri nemlendirerek bir su vermek istiyorum zavallı orkideye. Hemen fısfısla kökler yeşerene kadar bir fısfıslayacağım. Hiç ellemeden. Arkadaşlar, size tavsiyem lütfen bu tülleri, bu boncukları, bu süsleri, evet çok güzel oluyorlar ama orkide bunları hiç sevmez. Lütfen bunlardan tamamen bir aldığınızda ya da sedye geldiğinde arındırın. Şimdi bunların hepsini ben temizliyor olacağım. Çubuğa zaten artık gerek yok. Evet, biraz kendine gelmesini bekledikten sonra devam ediyor olacağız. Evet, hemen şu tülleri, kurdeleleri açıyorum. Bir nefes alsın. Oo, saksısı da kırılmış. Zaten çok gerekli de değil. Zavallı orkide. Arkadaşlar, nerelerden hava alıp nerelerden hayatta kalmaya çalışmış. Bakar mısınız? Ne kadar da aslında direniyorlar biliyor musunuz hayatta kalmak için? Lütfen onları anlayın. Ne yapmak istediklerini, ne olduğunu anlamaya çalışın. Evet. Makasımı da alıyorum. Lütfen mutlaka dezenfekte edin. Bir orkide de kullandığınızı bir orkide de başka bir orkide de kullanmayın. Orkideler çok hassas çünkü birinde oluşan bir rahatsızlık diğerine geçebilir. Ve ondan sonra bir noktadan sonra arkadaşlar orkidenin kurtarılması neredeyse mümkünsüz oluyor. Bütün kuru dallarını ve yapraklarını temizleyeceğim. Mümkün olan en dipten kuru dalları kesiyoruz. Fark ettiniz değil mi hemen nasıl kökler yeşile döndü? Hemen suyu nasıl emdi? Canım benim. Toprakları ne durumda acaba? Toprakları da çok iyi değil arkadaşlar. Çok çabuk kırılıyor. Muhtemelen bunlar da çürümüşler. Hemen duruma bakalım. Ne kalmış? Evet, buradaki şuradaki bütün sarı kurumuş yaprakları, dalları temizledim. Ve temizledikten sonra biraz daha net görebiliyorum. Burada kurumuş kökler var. Ama yeşil kökler de aslında gayet iyi. Bu orkidenin bayağı savaştığını, çok da hızlı kurtarılabileceğini düşündürtüyor bana. Şimdi burada kalan bütün sarı kökleri de temizleyeceğim. Daha sonra tekrar ekimini yapıyor olacağım. Evet arkadaşlar, son durumda da aslında hiç fena bir orkide yok elimde. Sadece çok ciddi bir dehidrasyona uğramış ama kökleri sağlam olduğu için bu dehidrasyon yani susuzluğu çok hızlı bir şekilde giderilebilecektir. Köklerini hemen ıslatıp ve toprağını da hemen nemlendireceğim ve ekmiş olacağım.
çok hızlı bir şekilde düzeleceğini düşünüyorum. Hep beraber bunu da görüyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Beni izlemeye devam edin. Takip etmeyi unutmayın. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.